Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden, Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme süreci ve güvenli bölge tartışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham'ı kabul etti. Beştepe'deki görüşme 2,5 saat sürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nden Senatör Lindsey Graham temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. İlk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından kabul edilen Graham, ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Beştepe'de basına kapalı gerçekleşen görüşme 2,5 saat sürdü. Graham'ın Suriye ağırlıklı Ankara temaslarının Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'la devam etmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile çekilme sürecinin nasıl olacağı konusunda henüz bir netlik sağlanamazken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, çekilme YPG'ye hizmet etmemeli, sahada oldu bittiler yaşanmamalı ifadeleriyle uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, provokasyonların İdlib mutabakatını aşındırmasına izin vermeyeceğiz şeklinde konuştu. Bu çekilme süreci PYD-YPG'nin bölücü gündemine kesinlikle hizmet etmemeli. Sahada yeni oldu bittiler yaşanmamalı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin uyarıda bulundu. Münbiç yol haritasının uygulanması ve Fırat'ın doğusuna bir an önce geçilmesinde kararlı olduğumuzu defalarca yeniledik. Ulusal güvenliğimizi tehdit teşkil eden hiçbir duruma müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Sözcü Aksoy, Başkan Trump'ın çekilme kararına rağmen güçlüklerle karşılaştığı görüşünde. Terörle mücadeledeki bu kararlı duruşumuz Başkan Trump'a Suriye'den çekilme kararını aldırdı malumunuz. Bu çekilme kararına karşı Amerika Birleşik Devletleri güvenlik bürokrasisinde bir direnç olduğunu da gözlemliyoruz. Ankara, ABD ile yakın işbirliğinden yana. Bu kararın uygulanmasında ülkelerimiz arasında yakın diyalog çok önemli. Aynı zamanda İşbirliği eşgüdümde. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Suriye'de siyasi çözümden yana olduğunu söyledi. Esad rejimi askeri zafer peşinde ama Suriye'de çözüm ancak siyasi bir çözüm olabilir. Biz siyasi çözüm hedefini hep güncel ve öncelikli tuttuk. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Suriye'deki terörist bataklığını boşaltana kadar durmaksızın terörle mücadeleye devam edeceğini bildirdi. Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden terörle mücadeleye ilişkin bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de Amerikalı Senatör Lindsey Graham'ı kabulünden önce paylaştığı mesajda Altun, teröristler Türkiye'de 2015'ten bu yana 2000'den fazla masum insanı öldürdü. Saldırıların çoğu Kuzey Suriye'de planlandı. Türk halkı haddinden fazla acı çekti. Adalet sağlanana kadar dinlenmeyeceğiz. Yanı başımızdaki terörist bataklığını boşaltana kadar durmayacağız ifadelerini kullandı. Altun'un mesajında paylaştığı videoda Türkiye'nin Temmuz 2015'ten bu yana terör örgütleri YPG, PKK, IŞİD ve FETÖ'nün düzenlediği yüzden fazla ölümcül saldırıya maruz kaldığını anımsattı. Bazı saldırıların hatırlatıldığı videoda terör eylemlerinin bilgilerine de yer verildi. Suriye'den Amerikan askerlerinin çekilip çekilmeyeceği tartışılırken FBI Manbij'de 4'ü Amerikalı 19 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısı için harekete geçti. Bir FBI ekibinin Suriye'ye gittiği belirtiliyor.
Suriye'nin Minbiç kentinde önceki gün düzenlenen ve 4'ü Amerikalı 19 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını Amerikan Federal Araştırma Bürosu'nun inceleyeceği belirtildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yerel bir kaynağa dayandırdığı habere göre dün Minbiç'e giden bir FBI ekibi saldırının düzenlendiği restoran ve çevresinde soruşturma başlattı. Minbiç'te rutin devriye gezen Amerikan askerlerinin hedef alındığı saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Saldırının düzenlendiği restoranda Amerikan askerleriyle Minbiç'te YPG'nin kontrolü devrettiği Minbiç Askeri Konseyi üyelerinin sık sık bir araya geldiği belirtiliyordu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan İdlib'teki silahtan arındırılmış bölge mutabakatına yönelik açıklamalar geldi. Lavrov, Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakata rağmen İdlib'teki silahsızlandırılmış bölgenin yaklaşık %70'ini ele geçiren El-Nusra militanlarının bu bölgedeki rejimi ihlal ettiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de cihatçı Heyet Tahrir-i Şam örgütünün kontrolüne geçen İdlib'e operasyon sinyali verdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la Moskova'daki görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Suriye topraklarındaki bu son terör yuvasının sonsuza dek varlığını sürdürmesi imkansız derken, bölgenin %70'inin teröristlerin elinde bulunduğunun altını çizdi. İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurma mutabakatına rağmen El-Nusra'nın bölgede hakim olması ve oradaki rejimi ihlal etmesi bizi endişelendiriyor. Bu bölgenin yaklaşık %70'i teröristlerin elinde ve teröristler oradan Suriye ordusunun mevzilerine, yerleşim birimlerine ateş açmaya ve hatta Himeyim'deki üssümüzü tehdit etmeye çalışıyorlar. İstanbul'daki Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa zirvesinde varılan mutabakatla Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına bir an önce başlaması gerektiğine vurgu yapan Lavrov, Suriye'yi konuşmaya devam edeceğiz dedi. Merkez Bankası Genel Kurul toplantısının bundan böyle Nisan ayı yerine her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca hazinenin talebi doğrultusunda 37 milyar liralık karın %90'ının avans olarak hazineye aktarılması kararlaştırıldı. Merkez Bankası'nın olağanüstü genel kurulu bu sabah Murat Çetinkaya'nın başkanlığında yapıldı. Murat Çetinkaya, olağanüstü genel kurulun hissedarlardan gelen talep üzerine Nisan ayı yerine öne alınarak şimdi yapıldığını söyledi. Diğer gündem maddesi olarak da bankanın 2018 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi konusu genel kurulun onayına sunuldu. Hazine, Merkez Bankası'ndan gelecek 37 milyar liralık kar payının %97'sini avans olarak talep etti. Merkez Bankası Genel Kurulu da 2018 yılı karından avans dağıtımı yapılmasına onay verdi. 37 milyarın %90'ı avans olarak hazineye aktarılacak. Toplantıda genel kurul toplantıları her yılın Nisan ayı içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır ifadesinin genel kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır şeklinde değiştirilmesi kararlaştırıldı. Cumhur İttifakı'nın İzmir'in Çeşme ilçesinde aday gösterdiği MHP'li Sema Aydın mazeret bildirerek adaylıktan çekildi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin adaylarının ailevi mazeretler sunduğunu, kendilerinin de bunu makul karşılayarak anlayış gösterdiklerini söyledi. İzmir'de Cumhur İttifakı'nın Çeşme ilçesinde belediye başkan adayı gösterdiği MHP'li Sema Aydın ailevi gerekçelerle adaylıktan çekildiğini duyurdu. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin yaptığı açıklamada Sema Aydın'ın ailevi mazeretler sunduğunu, kendilerinin de bunu makul karşılayarak anlayış gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 5 Ocak'ta İzmir'de Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda Cumhur İttifakı'nın Çeşme Belediye Başkan Adayı olarak MHP'li Sema Aydın açıklanmıştı. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Binali Yıldırım. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 72 kişi hakkında yakalama kararı verdi.
İzmir'de Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 72 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 72 zanlı hakkında gözaltı işlemi başlatıldı. Van'ın Erciş ilçesinde PKK-KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek şüphesiyle 20 kişi gözaltına alındı, 13 kişi tutuklandı. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 15 Ocak günü sabah saatlerinden itibaren PKK-KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik Erciş ilçesindeki 20 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 7 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 üniversiteye yeni rektör atadı. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar resmi gazetede yer aldı. Buna göre Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Osman Selçuk Aldemir, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Handan İnci Elçi, Beykent Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Ali Murat Ferman, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Cumhur Çökmüş, MEF Üniversitesi rektörlüğüne ise Profesör Doktor Muhammed Şahin atandı. Ve sömestr tatili başladı. Yurt genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşadı. Bayram! 99, 97, 99, 96, 100, 100, 100. Notların hepsi çok iyi. Sınıf birincisisi. Evet. Neler yaptın bu başarı için? Ders de dinledim. Bu çok önemli. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşadı. Nasıl hissediyorsun? Heyecan var mı? Aslında var ama yani arkadaşlarımdan ayrılacağım için üzülüyorum. Hangi derslerin daha iyi? Matematiğimle sosyalim daha iyi aslında. Bursa'da da 570 bine yakın öğrenci karnelerini aldı. Heyecan var mı? Tatile giriyorsun. Ne yapacaksın tatilde? Test çalışacağım, kitap okuyacağım. Komedi kitapları okuyacağım. İstanbul tarzı bir yerlere gidecekmişiz. Gezeceksin aynen. Evet. Hediye mi bu sana? Evet, o 15 tatil hediyesi. Çocukların karne heyecanına Bursa Valisi Yakup Can Bolat'la Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de ortak oldu. Çocuklar karnelerini Vali Can Bolat ve Başkan Aktaş'tan aldı. Aktaş, hep siz mi bizi çekeceksiniz diyerek habercilere karne dağıttırdı ve o anları görüntüledi. Can Bolat ve Aktaş'tan çocuklara ve ailelerine tavsiyeler geldi. Yaptığımız tüm çalışmalar ve yatırımlar geleceğimiz olan yavrularımız için. Dinamizme, bu gençliğe, bu çocuklara emek veren tüm kadroları yürekten kutluyorum. Ara tatil nedeniyle çocuklarımıza herhangi bir ders, ödev verilmedi. Çocuklarımıza tavsiyemiz de bu ara tatil döneminde kendilerini eğlendirmeleri, dinlendirmeleri, gezmeleri, görmeleri. Öğretmenler de ailelerin tatilde çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeleri gerektiğine dikkat çekti. 15 günlük bir süre dinlenmeleri için iyi ama unutmaları için de uzun bir süre. Her gün birlikte kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Bu karnenin böyle olması için neler yaptın ya? 94, 98, 99, 100. Öğretmenimi derste çok iyi dinledim.
18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen için tatil zamanı gelirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hem öğrencilere hem de velilere tavsiyelerde bulundu. Selçuk tatilin kitap okumak için uygun bir zaman olduğunu belirterek illa ödev yapmak şart değil dedi. Tatille ilgili bir iki şey söylemek isterim. Ben tatili okulların kapandığı bir dönem olarak görmüyorum. Eğitim sadece okulların içerisinde olmuyor. Okulun dışında da, evde de, sokakta da, sosyal medyada da farklı bir formatta eğitim devam ediyor. İlla ödev yapmaları konusunda elbette bir öneride bulunmak istemiyorum. Çünkü asıl ödevimiz hayatın kendisiyle ilgili ödev. Çocuklarımızın doğayla olan ilişkilerinin artması bir ödevdir. Büyüklerine hürmet etmesi, saygı duyması bir ödevdir. Bizim insanlaşma ödevimiz var, insan olma ödevimiz var. Yoksa sadece belli derslerin ödevlerini yapmak gibi bir ödevden elbette söz etmiyoruz. O nedenle benim anne babalara önerim, çocuklarının bütünsel olarak gelişmelerine katkı sağlayacak her türlü fırsatı sağlamaları. Bursa'da Muradiye Külliyesi, içinde yer alan Muradiye Medresesi restorasyonunun ardından Kur'an ve El Yazmaları Müzesi olarak hizmete açıldı. Törende 1876 tarihli El Yazması Kur'an-ı Kerim ve Evliya Çelebi'nin 400. yılı anısına özel olarak hazırlanan altın uçlu kalem müzeye bağışlandı. Muradiye Külliyesi içinde yer alan Muradiye Medresesi, Kur'an ve El Yazmaları Müzesi olarak hizmet verecek. Bursa'mıza kazandırılan Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi, konusu itibariyle Türkiye'de bu anlamda önemli örnekler arasında yer alacaktır. Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Eskin ve Osman Gazi Kaymakamı Zafer Orhan'ın yanı sıra müzede eserleri bulunan sanatkarlar ve vatandaşlar katıldı. Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'nin 10 metres odasında ayrı ayrı, Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olduğu zamandan günümüze Kur'an'ın yazılışındaki aşamalar has sanatının gelişimiyle birlikte kronolojik olarak izlenebilecek. Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Yüzlerce tarihi eseri sessiz sedasız Bursa'ya, tarihe, Türkiye'ye kazandırdı. Osmanlı'nın izini sürecek bu samimi gayretlerin devamını diliyoruz. Müzede 19. ve 20. yüzyıla ait yazma eserlerle el yazması Kur'an-ı Kerimler ve hat ve tesip örnekleri görücüye çıktı. Geleneksel Türk İslam sanatlarının unutulmaya yüz tutmuş alanlarını yaşatmak adına hat, tesip, minyatür pit sanatına ilişkin atölye çalışmaları gerçekleşecek. 1876 tarihli El Yazması Kur'an-ı Kerim ve Evliya Çelebi'nin 400. yılı anısına özel olarak hazırlanan altın uçlu kalem de müzeye bağışlandı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bozbey ilk resmi ziyaretini Vali Yakup Can Bulat'a yaptı. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun. Hoş geldiniz. Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmaları kapsamında ilk ziyaretini Vali Yakup Can Bulat'a yaptı. Sizden başlayalım dedik bir resmi ziyaretlere. Tarihi valilik binasındaki ziyarette Bozbey'e CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve eski İl Başkanı Şadi Özdemir de eşlik etti. Bozbey seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi temennisinde bulundu. Biz de bir yola çıktık inşallah. 20 yıllık tecrübemizi Bursa'nın tamamını aktarmayı düşünüyoruz. Güvenli bir seçim olması en önemli isteğimiz aslında. Her toplumun da isteği var. Adaylığı noktasında Bozbey'i tebrik eden Vali Can Bulat, seçim güvenliği bizim işimiz dedi. Demokratik ortamda vatandaşımızın oy kullanmasını ve güvenliğini sağlamak da bizim işimiz. Sizleri tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Kış Turizm Merkezi Uludağ'da da sömestr heyecanı başlıyor. Zirvede yoğunluk dikkat çekerken hafta sonundan itibaren işletmelerin tam kapasiteye ulaşması bekleniyor. Beyaz Cennet'te tatilcilerin güvenliği için önlemler de artırıldı. Sömestr tatili başladı. Gözler Kış Turizm Merkezi Uludağ'a çevrildi.
Hafta sonu tam kapasiteye ulaşması beklenen Uludağ'da tüm hazırlıklar tamamlandı. Hafta içi olmasına rağmen pistlerdeki yoğunluk dikkat çekti. Yerli ve yabancı turistler kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Jandarma ekipleri de sömestr tatilinin gelmesiyle birlikte denetimlerini sıklaştırdı. Tamam, zincirimiz var mı? Var. Milli parklar girişinde araçları tek tek durduran ekipler, geniş kapsamlı narkotik ve özel eğitimli bomba arama köpekleriyle arama yaptı. Kontroller sırasında jandarma özel hareket ekipleri de tedbir aldı. Uygulama tatilcileri de memnun etti. Uludağ'da jandarma ekipleri de drift uygulaması yaptı. Araçlarıyla drift yapan 19 sürücüye 95 bin lira para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Osman Gazi Jandarma Karakolu ekipleri Uludağ Milli Parklar bölgesinde drift yapan araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada drift yaparak trafik güvenliğine tehdit ettikleri belirlenen 19 sürücüye toplam 95 bin lira para cezası verildi. Ekipler benzer uygulamaların süreceğini belirtti. Geliyor. Bursa'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 32 yaşındaki hemşire iddiaya göre 5. kattan atladı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Eflak Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Bir hastanenin kadın doğum bölümünde çalışan hemşire iddiaya göre sabah 5 sularında arkadaşlarıyla otururken sigara içmek için cama çıktı. Bir anda kendini camdan attığı iddia edilen genç kadın ağır yaralandı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç hemşire hayatını kaybetti. Hemşirenin arkadaşları ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Bursa'da bir okulla aynı sokakta bulunan 2 katlı bir binada yangın çıktı. Büyük korku ve paniğe neden olan yangın güçlükle söndürüldü. Bursa'da bir okulun bitişiğindeki bina alevlere teslim oldu. Büyük korku ve panik yaşandı. Olay Osman Gazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Panayır Caddesi üzerindeki 2 katlı evde iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Evde kimse yok değil mi? Komşu binalarda oturanların yanı sıra aynı sokakta bulunan bir ilköğretim okulunun öğrencileri de karne gününde yangın dehşeti yaşadı. Ya oğlum gelmeyin bu tarafa, gelmeyin ya. Kimse yok hadi. Sizin mi? Kimse yok mu? Yok hadi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamaların da yaşandığı evin bahçesine güçlükle girdi. Yangına 4 ayrı itfaiye ekibi müdahale ederken 112 ambulansı da olay yerinde hazır bekletildi. Alevler evin önünde bulunan bir otomobile de sıçradı. Otomobilin anahtarı bir türlü bulunamadı. Çabuk çabuk! Yoğun uğraşlar sonucu söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Soğuk ve yağışlı hava yurda etkisi altına almaya devam ediyor. Birçok ilde yollar kapandı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öyle ki Kütahya Boyalıdağ bölgesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 4 vatandaş Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldı. Bayağı bir kar yağmış. O yüzden ulaşımda bayağı bir sıkıntılı. Yollar kapandı, göller buz tuttu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Soğuk hava yurdu etkisi altına almaya devam ediyor. Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü'nün büyük bir kısmı aşırı soğuklar nedeniyle dondu. Kayseri'ye etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla mahalle yolunda mahsur kalan 20 araç 5 saat boyunca yolun açılmasını bekledi. Muş'ta aralıklarla devam eden kar yağışı, tipi ve fırtınadan dolayı ulaşıma kapanan köy yolları, il özel idaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açılıyor. Bir yer yer 3 metre kadar karın işte yükseldiği, 2 metre, 3 metre karın yağdığı ve genel yaşamı olumsuz etkilediği de bilinen bir gerçektir. Kütahya Boyalıdağ bölgesinde yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 4 vatandaş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle tahliye edildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yabani hayvanlar şehir merkezine indi. Soğuk havanın etkili olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde birçok öğrencinin karnesini velileri almak zorunda kaldı. Hava çok soğuk olduğu için çocukların gelememesinden dolayı karneleri bize almaya geldik. Bingöl'ün Kumgeçit köyünde de vatandaşlar dondurucu soğuğa rağmen Murat Nehri'nin akıntılı suyunda yaptıkları ilkel sallarla balık tutuyor. Zordur ya, işi bilmeyen için çok zor bir meslek. Bileceksin, küçüklükten beri alışman lazım ki balık tutasın, hele hele kış aylarında. Kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum'un Tekman ilçesi sıfırın altında 24 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Mersin kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan fırtına ve kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti. Yağmur sularıyla dolan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Fırtına evlerin çatılarını uçurdu. Çatı yok yukarıda. Ne olacak? Bu böyle. Yolları su bastı, fırtına çatıları uçurdu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Mersin kent merkezi ve ilçelerinde günlerdir etkili olan fırtına ve kuvvetli sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Çok derin lan, bir sıfır motor olacak. Kent merkezindeki Adnan Menderes Bulvarı yağmur sularıyla doldu, polis yolu trafiğe kapattı. Yollardaki rögar kapaklarını açan ve iş makinalarıyla kanallar kazan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler su tahliyesini hızlandırmaya çalıştı. Evdeydim abi, tam yemek saatiydi, rüzgardan. Uçtu Allah'tan, yani o kadar aramamıza rağmen. Hani buradan halk geçiyor, bizim amacımız o. Çatı uçtuğunda bir tane de çocuk vardı altında. Yani biz çocuğu çektik, son anda ben buradaydım zaten rüzgarın etkisiyle. Çocuğu çektik. Mersin'de şiddetli fırtınadan dolayı sürüklenerek karaya oturan Lübnan bayraklı Vardeh adlı ticari kargo gemisi kurtarılmayı beklerken liman başkanlığı batma tehlikesi nedeniyle gemi için acil satış kararı aldı. Osmaniye'de sağanak yağış sonrası oluşan sel sularının ortasında otomobilde mahsur kalan iki kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı. O anlar kepçe operatörü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Dikkat edin abi, aceleye gerek yok. Dikkat edin sadece. Sağanak yağış Osmaniye'de hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası oluşan sel Çatalhöyük mevkisinde köprünün yıkılması sonucu Kadirli Adana Karayolu'nu ulaşıma kapattı. Adana istikametinden Kadirli'ye gelen iki kişi otomobilleriyle sele yakalandı. Acayip bir sel var, çok kötü. Afat resmen, afat. Bir anda suya gömülen otomobil içindeki biri kadın iki kişi mahsur kaldı. Cep telefonuyla yardım isteyen iki kişinin imdadına yol açma çalışması yapan kepçe operatörü yetişti. Aman dikkat et, yavaşça. Otomobilden çıkan iki kişi kepçeye alınarak kurtarıldı. O anlarsa kepçe operatörü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Başka kimse var mı? Manisa'nın Demirci ilçesinde ise bir baz istasyonunda meydana gelen arızayı tamir etmek için giden iki teknisyen dağda kayboldu. Teknisyenler jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 7 saat sonra kurtarıldı. Manisa'da baz istasyonuna tamir için giden iki kişi geri dönüş yolunda kar yağışının etkisiyle kayboldu. Buraya kadar gelmiş gitmiş bunlar. Bir GSM firmasında teknisyen olarak çalışan İlyas Ermiş ve Mustafa Çelik, Söğütçük Mahallesi yakınlarındaki bir baz istasyonunda meydana gelen arızayı tamir ettikten sonra geri dönmek için yola çıktı. Ancak kar yağışının etkisiyle araçlarıyla daha fazla yol alamayan iki kişi yaya olarak yollarına devam etse de bir süre sonra kayboldu. Demirci ilçe jandarma komutanlığını arayan iki teknisyenin ihbarı üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaşması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce bölgeye kepçe ve greyder sevk edildi. İş makinelerinin açtığı yolda ilerleyen jandarma ekipleri havaya ateş ederek kayıplara ulaşmaya çalıştı. Duydun mu sesi? Sesi duydun mu? Aşağıdan geliyor. Yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonunda kayıp teknisyenler jandarma ve itfaiye ekiplerine seslerini duyurmayı başardı.
teknisyenlerin ormanlık alanda buldukları bir kulübeye sığındığı ve yaktıkları ateşle ısınarak soğuktan korunmaya çalıştıkları öğrenildi. Bas istasyonuna kadar gittik. Ondan sonra hat başına geri döndük. İstanbul'da bir iş adamının evindeki kediyi sopayla dövmesi polisi harekete geçirdi. Komşularının şikayetiyle iş adamı polis tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı savcılık tarafından akıl sağlığı yönünde incelemesine karar verilerek Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Bahçeli evlerde yaşanan olayda iş adamının evde beslediği kedisini elindeki sopayla defalarca dövmesi hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Tepki ve şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri iş adamının evinde gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğüne kendi arabasıyla gitmek isteyen iş adamına polis izin vermedi. İş adamı polis aracıyla emniyete götürüldü. Kocasinan polis merkezindeki işlemleri tamamlanan iş adamı Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlının sokaktan alıp mama ile büyüttüğüm kediydi. Terbiye amaçlı vurdum, pişmanım dediği öğrenildi. 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında şüphelinin akıl sağlığı yönünden incelemesine karar verilerek Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. İstanbul Başakşehir'de torna işleri yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Evi olmadığı için iş yerinde kalan bir çalışan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi İki Telli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Dolapdere Sanayi Sitesi'nde torna işleri yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Yükselen dumanları gören güvenlik ekipleri ve vatandaşların durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına alırken yoğun dumanların içinde kalan iş yeri çalışanı Sait Korucu dışarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İş yerinde yaşayan Korucu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın güneyindeki bir polis okuluna bombalı araçla saldırı düzenlendi. 21 kişinin yaşamını yitirdiği terör eyleminin ardından 3 günlük yas ilan edildi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya kanlı bir terör eylemiyle sarsıldı. Başkent Bogota'daki General Santander polis okuluna hedef alan bombalı araçla düzenlenen saldırıda 21 kişi yaşamını yitirdi. Saldırgan bölgedeki 200 evde de hasar oluşturan, bombalı saldırıda kullanılan patlayıcı yüklü renkli arazi aracıyla önce okulun girişine yaklaştı. También hay que mirar que hay fuerzas oscuras en este país como nuestra derecha que pueden afectar el proceso de paz que está en marcha y también el la cuestión que viene con el ELN. 200 metre kadar ilerledikten sonra kız öğrencilerin kaldığı yerleşkeye ulaşan saldırgan aracı yüklenen patlayıcıyı infilak ettirdi. Desafortunadamente sentimos una detonación. Fue muy terrible como si estuviera temblando. Pues no pensamos que era ninguna. Tüm ülkeyi yasa boğan ve 21 kişinin yaşamını yitirdiği patlama Kolombiya'da son yıllarda yaşanan en büyük terör saldırısı. Polis 3 gün yas ilan edilen başkentin güneyindeki polis okulu saldırısına ilişkin son bilgileri ise yazılı açıklamayla paylaştı. Açıklamada terör eyleminde aralarında saldırganın da yer aldığı 21 kişinin öldüğü, saldırıda yaralanan 68 kişiden 58'inin taburcu edildiği belirtildi. Yerel kaynaklara göre Kolombiya'yı yasa boğan saldırının halen ülkedeki örgütlerle bağ araştırılan 52 yaşındaki Jose Aldemar Royas Rodriguez tarafından düzenlendiği belirtiliyor. Rodriguez'in uzun yıllar eski Kolombiya devrimci silahlı güçleri FARC'ın saflarında bulunduğu ve örgüt silah bırakmaya karar verdikten sonra FARC'tan ayrıldığı biliniyor. Yunanistan'da öğretmenler atanma kriterlerinde değişiklik öngören yasa tasarısına karşı çıkıyor. Grevdeki öğretmenler bu kez başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'nda toplandı. Meclis merdivenleri de çıkmaya çalışan bir grup ile polis arasında ise arbede yaşandı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğretmenler günlerdir grevde.
Atanma kriterlerinde değişiklik öngören yasa tasarısına karşı çıkan grevdeki binlerce öğretmen bu kez başkent sokaklarında protesto gösterileri düzenledi. Çoğunluğu öğrenci ve öğretmenlerden oluşan yaklaşık 3000 kişilik grup başkent Atina'da meclis binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplandı. Yunan hükümetinin kadrolu öğretmen atamalarına ilişkin kriter değişikliklerini öngören yasa tasarısını protesto eden öğretmenler meclisin önünde sloganlar attı. Meclis merdivenlerine çıkmaya çalışan bir grupla polis arasında arbede yaşandı. Göstericiler polise portakal ve pet şişeler fırlattı, polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Öğretmenlere destek olmak amacıyla 24 saatlik grev ilan eden Kamu Çalışanları Konfederasyonu da tasarıyla yıllarca sözleşmeli çalışan öğretmenlerin tecrübelerinin hiçe sayıldığını savunuyor. Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Başkanlığı'nın meclise getirdiği yasa tasarısına göre gelecek 3 yılda 15 bin öğretmen atanacak. Öğretmenlerin tecrübe ve çalıştıkları yılların atama puanlarındaki etkisi azaltılırken, yüksek lisans ve doktora yapan öğretmen adaylarının puanlarında yüksek artış öngörülüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump ile Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin arasındaki bütçe gerilimi kişisel bir mücadeleye dönüştü adeta. Hükümetin kapalı olması dolayısıyla birliğin durumu konuşmasını ertelemesini isteyen Pelosi'nin Belçika, Mısır ve Afganistan'ı kapsayan seyahatini ertelediğini duyuran Trump bir mektup yazdı. Trump'ın mektubu Amerikan medyasında tartışma yarattı. Önce tweetleriyle merak uyandıran Trump bu kez bir mektup yazarak herkesi şaşırttı. Amerikan kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanan durum, Başkan Trump'ın Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'ye gönderdiği ve Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın paylaştığı mektupla ortaya çıktı. Mektubuna, Sayın Meclis Başkanı, hükümetin kapalı olması sebebiyle Brüksel, Mısır ve Afganistan'a yapacağınız seyahati erteliyorum ifadesiyle başlayan Trump, hükümetin yeniden açılması durumunda 7 günlük gezinin yeniden planlanabileceğini belirtti. 800 bin federal çalışanın ücret alamadığı bu durumda, eminim siz de bu halkla ilişkiler organizasyonunuzun ertelenmesi konusunda mutabık kalırsınız. Trump, Pelosi'ye Washington'da kalıp kendisiyle ABD-Meksika sınırına örülmesi öngörülen duvarla ilgili müzakere etmesi tavsiyesinde de bulundu. Trump ayrıca Pelosi'nin seyahatini her halükarda gerçekleştirmek istemesi durumunda ödemeyi cebinden yaparak ticari uçaklarla bu ülkelere gidebileceğini de hatırlattı. Pelosi'nin Trump'ın 29 Ocak'ta yapması beklenen birliğin durumu konuşmasını ertelemesi çağrısına ne yanıt vereceği henüz bilinmese de Trump, ABD-Meksika sınırına 5 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesi için bütçeye karşı çıkan demokratları suçluyor. Şimdi İspanya'nın başkenti Madrid'den ilginç bir gelenek getiriyoruz ekrana. Aziz Anton günü dolayısıyla Madrid'deki bir kiliseye getirilen evcil köpekler rahip tarafından bakın nasıl kutsanıyor. Görüntüler İspanya'nın başkenti Madrid'den. Hristiyan geleneklerine göre kiliseye getirilen köpekler Aziz Anton gününde kutsandı. San Anton se dedicaba mucho cuando quedaron unos perros, unos animales muy abandonados y él les cuidó, les curó y después les daba de comer. Madrid'deki Katolikler, kentteki Aziz Anton Kilisesi'nde gün içinde yapılan ayinlere evde besledikleri köpekleriyle geldi. Köpeklerini kiliseye getiren Madridliler, ayin sonrasında rahip Angel tarafından kutsandı. En esta iglesia San Antón, donde él es el patrón, donde vienen no solo las personas, hombres y mujeres, sino también vienen pues los animales que pueden venir aquí a. Kutsanan evcil hayvanların yıl boyunca sağlıklı ve sevgi dolu olacağına inanılıyor. Güney Amerika ülkesi Arjantin şiddetli yağmurların etkisi altında. Ülkede pek çok kent seller ve su baskınlarıyla mücadele ederken tarım alanlarında hasar büyük.
Arjantin şiddetli yağışlara teslim oldu. 2015, 2016, 2017 Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağış ülkenin kuzeyine sel getirdi. Başta tarım alanları olmak üzere pek çok yerleşim birimi sular altında kaldı. Sel ve su baskınlarından en çok Concordia kenti etkilendi. Por favor le pedimos al presidente que se piade la ciudad de Concordia, porque mire está cansado vivir así. Bien, ahí está, ¿eh? Yağışlar en çok pamuk ve pirinç tarlalarını vurdu. Santa Fe kentinin kıyısından geçen nehir taştı. Ortaya bu görüntüler çıktı. Hafta sonu tatilini ya da sömestr tatilini fırsat bilerek sinemalara koşacak sanatseverlere bir haber var sırada. Sinemada işletmeci-yapımcı tartışmasını bitirmesi için hazırlanan düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Sinema salonu işletmecileri bilet promosyonu yapacaksa yapımcılarla sözleşme imzalayacak. Biletle mısır veya başka bir ürünün satışı ise birleştirilerek yapılamayacak. Herkes yapmıyor mu? Sinemacılarla yapımcılar arasındaki mısır kavgasında devlet müdahalesi geldi. Dizi ve sinema sektörünün desteklenmesi kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni düzenlemeye göre 8 üyeden oluşacak komisyon sinema filmlerinin gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasını yapacak. Uygun bulunmayan filmler gösterime sunulamayacak. Ayrıca biletle mısır veya başka bir ürün birleştirilerek satılamayacak. Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakika olacak. Fragman gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacak. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler bu sürelere dahil edilmeyecek. Sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak. Kaptan maptan yok artık. Yeni kanunu sosyal medya hesabından değerlendiren Cem Yılmaz, yeni sinema kanunuyla her şey doğru, güzel bir yere gidecek. Farkındalık yaratan her seyircime, Kültür Bakanlığı'na hassasiyetinden dolayı teşekkür ederim. Herkes gibi film yapan da hakkını aramalıydı, öyle de oldu. Konu yalnızca ekonomik değil, öyle gösterilse de değil, sağ olun ifadelerini kullandı. Kötü bir şey olduğu zaman herkes akıl veriyor. Bu haberimizle ana haber bültenine noktayı koyuyoruz. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar.